Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı bugün. Cinayete adı karışan iki kritik isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Biri eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri, diğeri de Veliaht Prens'in eski danışmanı Kahtani. Ve konuya dair bir diğer dikkat çeken gelişme ise dünyaca ünlü oyuncu Şampen'in İstanbul'a gelişi oldu bugün. Çünkü Kaşıkçı cinayeti belgesel olacak. biz sonuna kadar gideceğiz. Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Halen ceset bulunamadı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Bizim tarafımızda bu soruşturma sürekli derinleştirilerek devam ediyor. İki kritik isim, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prensin eski danışmanı Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Kendi topraklarımızda işlenmiş bir cinayetin önceden planlanmış bir cinayetin aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmamız lazım. Soruşturmayı yürüten savcılık yeni deliller üzerindeki incelemesini tamamladı ve eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı ya. Ahmet eski. El Asiri ve Veliaht Prensin eski danışmanı Suud El Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Ancak soruşturmanın evet. uluslararası tamam. bir soruşturmaya dönüştürülmesi tamam. de gündemde. Bu soruşturma sürekli derinleştirilerek devam ediyor. Sonuna kadar gideceğiz. Eğer bir tıkanıklık olursak... Bütün dünyanın ilgisini çeken Kaşıkçı cinayeti son yıllarda aktivist olarak yaptığı işlerle adını duyuran ünlü aktör Sean Penn'i de harekete geçirdi. Oscar ödüllü aktör Cemal Kaşıkçı hakkında bir belgesel hazırlamak için İstanbul'a geldi. Sean Penn, Suudi Başkonsolosluğu'nun önünde çekim yaptı. Ekibiyle çalışmalarını sürdüren ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengizle görüştükten sonra Ankara'ya da gelmesi bekleniyor.